Merhaba arkadaşlar, ben Enes Batur. Değil Cumali Amanat. Enes Batur'un da şöyle bir hareketi var, sanki sinek alıyor evin içinde. Artık odada nasıl koku varsa çorap kokusun bilmiyorum da, neyse şaka yapıyorum. Bir de Ruhi Çenet var, evet. Ruhi Çenet çok efendi bir çocuk ama anlattığı hikayede biraz korkunç. Yani izlerken bazen böyle dona kalıyoruz, aynı bu şekil. Merhabalar, ben Ruhi Çenet. Bugün babası kızın nasıl parçaladı onu anlatacağım. Önce kızı götürdü, bir kuyuya attı. Neyse ben fıkrama dönüm. Arkadaşlar, eskiden Rafık diye bir şerefsiz varmış. Bu Rafık sürekli küfür edermiş. Arkadaşlarını gördüğü zaman, lan amına kodumun gavatı, ne yapıyorsun lan? Öbür arkadaşını gördüğün lan gevşek, teneke, kıvrak, lan aman böcüğe. Yani herkese küfür edermiş. Sabah uyandığı zaman, aa güneş doğmuş amına koyayım. Akşam olduğu zaman, ay ne yapıyorsun lan götüne kodum falan böyle. Herkese kafa vurmuş, küfür edermiş. Neyse bir gün bu Rafık öyle birine küfür ediyor ki, adam da bunu mahkemeye veriyor. Lan diyor Rafık, ebeni siktim bu sefer. Bu sefer diyor çetin cevizi çattım. Seninle görüşeceğiz. Neyse, bunlar mahkemeye çıkıyor. Hakim diyor ki oğlum bak Rafık, biz seni araştırdık. Komşulara sorduk, herkese sorduk. Sen küfür eden, ağzı bozuk, şerefsizin, adinin, namussuzun, köpeğin tekiymişsin. Tabii Rafık da o arada bu şekilde duruyor. Hakim bey ayıp olmuyor mu ya diyor. Yani beni burada bu kadar insan içine rencide ettiniz. Hiç yakışıyor mu ya? Hiç yani yakışık alıyor mu ya falan diyor böyle. Neyse davamıza dönelim. Ben diyor Rafık bak sana 5 sene vereceğim diyor. Küfür ettiğin için. Rafık'tan sonra sinirleniyor. Vermezsen amına koyayım diyor. 10 sene verdim lan diyor. 10 sene vermezsen de amına koyayım diyor. Bak diyor Rafık. Seni asarım diyor bak. Asmazsanız amınıza koyayım. Asın lan diyor. Asın. Kendi kendine böyle afra tafra yapıyor. Neyse bunu asmaya götürüyorlar. Boğazını ipi takıyorlar falan. Kaldırıyorlar. Sandalyeye de bir tekme vuruyorlar. Ondan sonra Rafık böyle boğazını yıkarken bir oradan bir tanesi diyor ki lan diye bir şey diyecek herhalde. En son vazgeçti küfür etmekten falan diyorlar. Açın bakın şu ilmeği falan. Neyse ilmeği çözüyorlar falan. En son Rafık diyor ki boğuluyordum amına koyayım diyor ya.